yüksek olduğu için ihtiyaçlar kentlerde problem yaratıyordu. Kuyruklar kentlerdeydi. Nüfusunda %75 kırdaydı, sorun yoktu. Ama şimdi son yapılan büyükşehir yasasıyla beraber, bu da o neoliberal girişim bir parçasıdır. Bir gecede %25'lik köy nüfusunu %9'a indirdiler. Şu anda %5.2'ye inmiş vaziyette. Tarımın gayri safi milli hasılaya katkısı Cumhuriyet tarihi boyunca %75'lerden şu anda %2.5'lara son ayda bile eksi vermeye devam ediyor gayri safi milli hasılaya katkısı. Tarım nüfusu, tarımda çiftçi, kayıt sisteminde kayıtlı çiftçi sayısı 2.850.000'den bugün veremiyorlar. Son iki yıldır bakan bu konuda rapor da veremiyor. En son verdiği raporda 1.800.000'dü. Şu anda birin biraz üstünde olduğu tahmin ediliyor. Sigortalı işçi sayısı, 40 işçisi, 40 köylüsü, köylülerin sosyal güvenlikten yararlananları 1.100.000'den son 5 yılda 500.000'e indi arkadaşlar. Köylerde 4 milyon hektara yakın Türkiye'nin tarım arazisi yok oldu. 27 milyon, 23 milyon hektara indi. Konya kadar araziyi kaybettik. Su başlı başına bir sorun. Sınır aşan sular çok ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemin en önemli sorunlarından biri Fırat ve Dicle gibi, Meriç gibi sınır aşan sular. Ergene'yi hepiniz biliyorsunuz. 2000 tane endüstri orayı kirletiyor. Bulgaristan sorun yarattığı için, Birleşik Milletler'e de gittiği için oraya derin deniz deşarjı diye bir şey koyup arıtmayı ya da orayı kirletmeyi oradaki sanayi yatırımcıları, endüstri yatırımcıları istemediğinden boruyla 47 metre denizin Marmara'nın içine sokup dibine verdiler. Ama Marmara müsilajda, Marmara artık balık vermiyor, Marmara ölüyor. Dolayısıyla neoliberalizm kendine pazar edebilmek için veya kendi stoklarını tüketebileceği alanlar yaratmak için veya önümüzdeki sürecin özelleştirilmemesi, kamulaştırılması gereken en önemli alanı tarım ürünleri, gıda ve bunların üretim alanları, bunların girdileri.